başlangıcında söylediğiniz birkaç şey nokta vardı. Şimdi biz Türkiye'deki rektör seçim süreçlerinde eğer bir teamül olarak yani 92'den beri en yüksek oy alanların atanma sürecini görmüş olsaydık açıkçası hani bugün de en yüksek oy alan kişinin atanmasını talep etmek de son derece meşru bir durumdur. Ama ve lakin hani böyle bir şey tecrübemiz söz konusu değil. Yani 92'den beri diyeyim ki uygulamalarda böyle bir şey görmedik. Dolayısıyla hani burada bunun hani şöyle söyleyeyim hani farklı mesela yani yakın zaman içerisinde Cumhurbaşkanı bir sürü rektör atadı. Hani bunlardan mesela tartışma olmayıp sadece burada olmuş olması da hani kendi içerisindeki özel bir tartışma olarak ben değerlendiriyorum. Fakat şunu söyleyebiliriz yani bizim belki yani maliyette açısından baktığımız zaman söyleyeceğim benim şey şu. Yani biz 2023 hedefe koyan bir ülkeyiz. 2023 hedefe koyduysak bu 2023 hedefe gerçekleşme konusunda yüksek öğretime önemli bir rol düşüyor. Ve yüksek öğretimi de biz daha hızlı atılım yapabilmemiz için bir an önce daha hesap verebilir, daha şeffaflığı esas alan, toplumsal talepleri dikkate alan yeni bir yüksek öğretim yasasına bir an önce ihtiyacımız var. Yani halihazırdaki YÖK yasa, yani YÖK kanunu diye ifade edeceğimiz kanunun birçok sıkıntısı var. Şu an zaman sıkıntısı olacağını söyleyemiyoruz ama yani başında akademik özgürlüğü sınırlamayan hususlar olmak üzere yine dedim ki akademik yapıyı destekleyen çok yani engellenen bazı olması üzere birçok sorun var. Bizim acilen ihtiyacımız olan şey bu bahsettiğimiz yani hesap verebilirlik ilkesinde, şeffaflık ilkesinde ve Türkiye'nin bu 2023 hedefine gerçekleştirilmek üzere yeni bir yüksek öğretim yasasına acil ihtiyacımız var. Evet. Yani bu yasa yani ve bu yasanın da tüm toplumsal taleplere dikkat alması gerektiğini ve uluslararası karşılaştırmalı olarak da hazırlanması gerektiğini ben söyleyebilirim yani. Evet.